sevgili seyirciler. SimTV ve DavTV ortaklığında gerçekleştirdiğimiz Alternatif İnsan programına hoş geldiniz. Bu hafta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu'nun adına FEM aktivisti sevgili Fezen Nizan bizimle birlikte olacak. Ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Haftası kapsamında hem Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu'nun etkinliklerini hem de genel anlamda Kıbrıs'ın kuzeyinde kadın haklarıyla ilgili gelişmeleri ele alacağız. Ben hoş geldin diyorum önce. Teşekkürler, hoş bulduk. İstersen ilk başta platformun ne olduğu, ne gibi aktiviteler yaptığını bununla başlayalım. Evet. Bize kısaca anlatabilirsin. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu daha önceden de işbirliği yaptığımız birçok örgütün bir araya gelmesinden oluşuyor aslında. Daha önceki 8 Kasım ve 25, 8 Mart ve 25 Kasımlarda tekrardan bir araya gelip de toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkına vardırmaya yönelik birçok aktiviteler yapıyorduk bu sendikalar ve örgütlerle beraber. Fakat bir ismimiz yoktu. Dolayısıyla hani bir ismimizin de olması, bir kurumsal yapı oluşturmak adına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu adı altında bir araya gelmeye karar verdik. Birazcık platformun ilkelerinden bahsedecek olursam sizlere, temelde toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi veren her türlü bu bağlamda her türlü mücadeleyi ve eylemi ortaya koymayı amaçlayan bir platformdur aslında. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden katkı koyacaktır, yapılacak olan tüm eylemlere. Anti-hiyerarşik bir yapılanmamız var. Her örgüt kendi içerisinde bağımsız olmakla beraber örgütler arasında da anti-hiyerarşik bir yapılanma söz konusu olacaktır. İlkelerimizden bir diğeri de cinsiyeti, cinsel yönelimi veya cinsel kimliği, yaşı, fiziksel durumu veya sosyal statüsü, sınıfı dolayısıyla herhangi bir kişiye veya gruba ayrımcılık yapılmasına ilgili mücadele vermektir bu platformun amaçlarından bir tanesi de. Diğer bir amacımız ise ekolojik dengeyi, ekoloji de tabii ki çok önemli sorunlardan bir tanesi. Dolayısıyla ekolojik dengeyi bozan her türlü faaliyete de karşı da mücadele etmek ve bu konuda çaba harcayıp farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu. Tabii ki bir platformdan bahsedeceksek ve birçok sivil toplum örgütünün bir araya gelmesinden bahsedeceksek, dolayısıyla burada kadınların sivil toplumdaki görünürlüğü de çok önemli bir konudur bu noktada. Dolayısıyla kadınların sivil toplumlara katılımında eşit haklara sahip olması ve sayısal anlamda da eşit olabilmeleri açısından bu koşullar sağlanana kadar pozitif ayrımcılık bağlamında da pozitif ayrımcılığı destekleyen bir konumuz olacaktır Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu'nun. Pozitif ayrımcılığı bilmeyenler varsa diye biraz açabiliriz. Tabii pozitif ayrımcılık. Şöyle, pozitif ayrımcılığın temelinde aslında sadece cinsiyet temeli değil, herhangi bir sınıfsal ayrımı veya özürlülük durumundaki veya ayrımcılığa uğramış bireylerin aslında sosyal anlamda veya partiler içerisinde, örgütler içerisinde eşit haklara ve eşit görünürlüğe sahip olabilmesi için yapılan düzenlemelerdir. Burada bizim ana hedefimiz toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak olduğu için kadın özelinde bir pozitif ayrımcılık, geçici özel önlem de diyebiliriz buna. Kotalar. Evet, kotalar. Bu tarz geçici özel önlemlerin sağlamasını, geliştirilmesini sağlamak aslında. Sanırım amacı bu noktada biraz daha yani özellikle kadınların siyasi alana ya da karar verici konumlara dahil olmasının ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz. Aynen öyle. Mausa Gençlik Merkezi olarak biz küçük bir örgüt olmamıza rağmen kendi örgüt yapımız içerisinde de görüyoruz. Genellikle erkeklerin daha fazla olduğu, erkeklerin de daha fazla katıldığı bir yapı sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ve bu bizim için özellikle bu konuda hassasiyetleri olan, bahsettiğim platformada zaten hali hazırda üye olan bir örgüt olarak kendi kendimize sıklıkla nasıl bunu başarabiliriz diye bir soru geliyor. Ancak diğer tarafta da sıklıkla pozitif ayrımcılık noktasında yeteneğin ya da ilginin olmadığına yönelik çeşitli eleştiriler de geliyor. Yani zaten ilgisi yoksa neden dahil edelim? Zaten gelmek istemiyorsa adını yazdığımızda sırf görünür olsun diye, daha fazla olsun diye sürekliliği olmayacak. O yüzden yine bu sağlıklı değildir vesaire gibi eleştiriler de geliyor. Belki bununla
ilgili bir şeyler söylersin. Hem de bir iki soruyu beraber sorayım ben. Bir de genel anlamda gerçekten istatistik olarak belki bizimle bilgi paylaşabilirsin. Genel anlamda kadın en azından Kıbrıs'ın kuzeyinde ne kadar temsil ediliyor, ne kadar görünürdür? Kadınların gerçekten bahsettiğimiz kadar vahim mi durumu acaba yoksa ya da buna yönelik bir kaygı var mı yoksa böyle toplumun belli bir elit, belli bir entelektüel kaygısı olup da toplumun genel katmanları içerisinde çok daha böyle ciddiye alınmayan bir mesele mi? Bunlarla ilgili görüşler mi? Haklısın. Birinci, ilk söylediğinden başlayacak olursak. Evet, birçok sivil toplum örgütünde veya partilerde de olsun kadınların karar alma mekanizmalarında aktif olarak katılımında çok büyük bir sorun var aslında. Sorunların başında da kadınların bu amaçlar için uygun olmadıkları görüşü ya da karar almaya veya fikir yürütmeye veya örgütlenmeye müsait olmadıkları gibi bir aktif görüş vardır. Özellikle işte evlenmiş kadınlarda olsun ya da aile içerisinde farklı rolleri olan kadınlarda toplumsal anlamda farklı roller kadınlara yüklenmektedir. Bunlardan bir tanesi mesela sen işte ev içerisindeki işlerden sorumlusun. Sen çocuk bakmakla yükümlüsün. Bu gibi ödevler yüklendiği zaman kadınlara aslında sivil toplum örgütlerine katılmaları önünde de çok büyük bir engel oluşmaktadır. Dolayısıyla bu toplumsal cinsiyet eşitliğini birebir içimizde sindirerek aslında ve kendi öz eleştirimizi de vererek kadınların bu alanlara gelebilmesi için neler yapılması gerekir? Bunlardan bir tanesi de işte tam da bu noktada kotalar, pozitif ayrımcılığı uygulamaktır. Pozitif ayrımcılık dediğimiz zaman bunun temelinde eğer MAGEM olarak örnek verecek olursak 10 üyeniz varsa sizin 10'unun 3'ünün kesinlikle kadın olması gerektiği yönünde bir genel bir karar alınır. Ve bu karar doğrultusunda da o 10 üyeden 3 tanesinin kadın olmasına yönelik sizin çalışma yapmanız da gerektirir aynı zamanda. Ha bu ilk anlamda evet kadınların devamlılığı belki sağlanmayabilir. Fakat bir yerden sonra kadınlar da kendilerini o alana ait hissetmeye başladıkları noktasında daha çok katılımda göstereceklerdir. Çünkü o kadar çok bize aslında sivil toplum örgütleri veya mücadele alanları çok erkek egemen yapılar olduğu için kadınlar buralarda kendilerini ait göremiyorlar. Kendilerini ait hissedebilecekleri, o yapılaşmanın bir parçası olabilecekleri düzenlemelerin de gelmesi gerekir. Bu noktada sizin kadın olarak görüşünüze ihtiyacımız var. Çünkü kadınlar baktığınızda toplumun %50'sini yansıtıyor aslında. Evet, evet. Ve bu %50'lik bir oran dışarıda kalmaması evet, gerekiyor. Ve erkeklerden farklı şekillerde bir şeyleri de deneyimliyorlar. Dolayısıyla bu deneyimlerini her bir örgütün, her bir mücadele alanının içine yedirilmesi gerekmektedir. Öncelikle bunun bütün örgütler anlamında, bağlamında fark edilmesi gerekiyor. Bu anlamda da daha sonradan bu kadınların gelebilmesi için işte pozitif ayrımcılık gibi veya farkındalık artırıcı bilmiyorum bazı çalışmalar yapılarak kadınların oralara çekilmesi ve aslında burası bizim alanımız değil, biraz da hani burada siz erkeklere de iş düşüyor bence. Burası bizim alanımız değil, sadece bizim yürüteceğimiz bir yer değil. Senin de olman gerekiyor burada. Yani evet. Sensiz aslında bizim sesimiz eksik. Sensiz biz bu alanda yeterince iyi ve verimli bir şeyler söyleyemeyeceğiz. Bunu söyleyebiliyor olmak gerekiyor ki kadınlar oralarda kendilerini daha rahat hissedebilsinler. Bir de sanırım buna ek olarak bizim genelde yönetimde örneğin hep oldu, hatta bir ara %50-50 idi sanırım şeyler cinsiyet eşitliği olarak. Daha çok sıkıntı yaşadığımız nokta etkinliklere katılanlar genelde erkek olmaya başladı. Yönetim kurulunun yarısı kadın olmasına rağmen etkinliklere daha fazla erkekler ilgi gösterirdi. Hatta birkaç tane etkinlikte baktık özellikle. 20 tane erkek varsa bir tane kadın. Bu da sanırım senin dediğin şeyle ilgilidir. Bu roller ve kadın roller kadınların ilgi alanlarını da belirliyor az çok. Aynen, onu ve siyaset rolü biçilmediği için ya da işte önemli meseleleri, toplumu ilgilendiren meseleleri kamusal alanda kadınlar değil de erkekler tartışır rolü biraz içselleştirdiği için kadınların ilgi alanı dışında kalıyor bu gibi etkinlikler siyasetle ilgili ya da daha farklı alanlardaki etkinlikler ilgi alanlarının dışında kalıyor ve burada herhalde esas yapılması gereken o rolleri eleştirecek ve hatta tekrardan kuracak, konstrakt edebilecek, yeniden kurgulayabilecek farkındalık çalışmaları da çok önemli herhalde orada. Sanırım belki işte platformun o konudaki stratejisi ya da
Gelecek planı nedir? Çünkü o eğer çok önemliyse gerçekten o rolleri tekrardan kurgulamak ve doğal olmadığını, aslında bir toplumsal kurgu olduğunu, Evet. onun da doğal olarak yani kadının rolü evde bulaşık yıkamak değil sonuçta gibi, bunu nasıl değiştirebilir toplumdaki örgütler? Yani feminist atölye özelinde burada konuşayım o zaman. Kendimin de eğitici olduğu, aynı zamanda Doğuş arkadaşının da eğitici olduğu kadın insan hakları eğitim programı veriyoruz. Biz bu program içerisinde zaten kadınlara öncelikle hani kendi insan haklarının neler oldukları ve şiddet, ekonomik haklar gibi birçok aslında haklarının var olduğunu ve bunları kendi deneyimleriyle fark edecekleri bir eğitim programıdır. Bu programın içerisinde siyasi alana girmek için, daha doğrusu kadınların siyasetteki yerinin de ilgili farkındalık çalışmaları da yapılmaktadır. Ve bu eğitimi alan kadınlardan daha sonrasında gözlemlediğimiz şudur ki, birçok kadın aslında çalışmıyorsa iş hayatına geri dönüyor. Eğer eğitimini yarım bırakmışsa eğitim hayatına geri dönüyor. Ya da siyasi meselelerle daha çok ilgilenmeye başlıyor. Bunun gibi farkındalık artırıcı eğitimlerin belki de artırılması çok önemli noktalardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Bir dönemsel Magem'de de yaptıydınız, atölye olarak yaptıydınız orada. Bunlar, bu programlar devam edecektir sanırım, tabii. Sanırım bu kesinlikle önemsiyorum. Aynı zamanda birazcık da belki toplumsal cinsiyet eşitliği platformundaki oluşturucu örgütlerin bir biçimde sanırım kadınların liderlik edebileceği süreçleri de açması gerekiyor. Sadece bu işte merkezde olan değil, aynı zamanda kırsalda ya da Mausa'da da olan işte farklı etkinliklerle sanırım böyle bir bağın oluşturulması son derece faydalı olacak. Bütün yani toplamdaki arzuladığımız amaca ulaşmak için en azından benim önerim diyeyim ya da düşüncem diyeyim. Önerilerinizi böyle platform toplantılarına katılarak da gerçekleştirebilirsiniz. Tabii, onlara da Ocak ayından sonra aktif bir şekilde yer alacağız şeyde. Bunu da artık söyledin ve kayıtlara geçtin Mustafa. Gelecek yakında herhalde mini yollar söz verdin tutmadın diye. Ben biraz da konuyu belki kadının Kıbrıs koşullarına getirirsek, bir taraftan çatışma süreci yaşayan ve birçok insanın hayatını kaybettiği, üzerine de bu acıların üzerine de iktidarın oluştuğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Zorunlu askerliğin olduğu, onun dışında çeşitli erkek egemen unsurların yüceltildiği bir toplumdur bu ülke genel olarak. Askerin ve militarist anlayışın yoğun olduğu, baskın olduğu bir yerdir. Belki buna yönelik de söyleyeceğin bir şeyler varsa onları alabilirim. Evet, elbette ki vardır. Şöyle ki, söylediğin gibi çok ciddi bir savaş geçmişinden gelmekteyiz. Ve bu savaş geçmişi aslında kadınlara savaşı birebir pratik olarak da yaşamayı öğretiyor. Pratik olarak da savaşı deneyimlediklerinden dolayı bundan sonraki süreçlerde aslında yani savaşlara yönelik olarak çok ciddi bir kendilerini koruma kapasiteleri vardır. Bugün hatta açıklanan bir şey, bir anket sonucunda genç kızların ve kadınların barışa yönelik tutumlarının çok düşük olduğu, barış mücadelesindeki tutumlarının çok düşük olduğuna dair bir veri duymuştum bugün sabah haberlerde. Bunu da şöyle yorumlayabiliriz belki de. Aslında birebir savaşı deneyimledikleri için ve o koşulları yaşadıkları için ve bu bir hafızadır aslında. Yani ben kendim savaşı deneyimlemiş olmasam da ailem, savaşı deneyimleyen bir aileden geliyorum ve birçoğumuz da bu şekilde. Dolayısıyla bu savaş pratikleri nesilden nesile de aslında bir savaş hafızası olarak aktarılıyor. Dolayısıyla bu pratiği tekrardan yaşamak istemedikleri için bazı kadınlar belki de bir önlem olarak hani böyle bir barış sürecine yaklaşmanın aslında daha sıkıntılı olabileceğini ya da o savaş günlerine geri dönmeyi oralara çağrıştırdığı için belki de böyle bir korunma içgüdüsü, evet, koruma içgüdüsü olarak yaklaşıyor olabilirler diye düşünüyorum. Savaşlarda tabii ki kadınların deneyimlediği o kadar çok şey var ki, tecavüzlerden tutun da evlerinden, yurtlarından edinmelerine kadar veya yani o askeri, militarist anlamda yapının, aslında yapının da kadınların gerek vücuduna gerek bedenine dair söylemleri o kadar çok gelişiyor ki aslında kadınlar bir şekilde burada da şiddete maruz kalıyorlar. Şöyle ki askerin içerisinde işte kız gibi koşma
Yani arkadan yavaş yavaş koşan birine kız gibi koşma, kadın bedeninin üzerine direkt bir şiddet söz konusu burada. Kız aslında gibi olmak kötü bir şey. Evet, kötü bir şeymiş gibi gösteriliyor. Veya yine savaş pratikleri içerisinde bir silahın aslında kendi namusu olduğu ve kendi işte karısı olduğu ya da eşi olarak lanse ediliyor ve onun bir namus aracı olduğu gösteriliyor. Burada da zaten temel amaç senin toprağın, kadının ve silahın namusundur. Dolayısıyla bu üç ana şeyi korumak aslında senin algındır. Bu ulus devletlerin yarattığı, yani temelde genel olarak bakarsak ulus devletlerin yarattığı. Sonrasında da bunun aile içerisindeki pratiklere de aynı şekilde yansıdığını gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla bu tür ulus devlet ve militarist yapılaşmaların içerisinde kadınlar birebir aslında şiddeti, baskıyı hem fiziksel olarak yaşıyorlar hem de psikolojik olarak bu baskıları tekrardan da yaşıyorlar diyebiliriz bu noktada. Şeyde düşündüğümüz zaman kadın hareketini özellikle Kıbrıs'ta şöyle bir algı var. İnsanların kafasında, yani belki herkeste değil ama genellikle kadın hakları denildiğinde bir şey vardır. İşte Suudi Arabistan gibi ülkeler, kadınlar evde oturur, sadece dışarı bile çıkamazlar, okula gidemezler, iş bulamazlar, çalışamazlar, çalışma hayatına giremezler. Öyle durumlar vardır bir kadın hakların olmadığı. Bir de eğer kadın çalışabiliyorsa, okula gidebiliyorsa, o zaman da kadın erkek eşittir algısı var ve buradan yola çıkıp çoğu insan şey düşünür, işte bu feminist hareket ya da kadın hareketi Kıbrıs'ta gereksizdir. Evet. Ya da hiç gerek yoktur. O nedenle biraz o algıyı kırıp tam olarak şey demek değil, işte kadın erkeğin eşit olmaz. Kadın sürekli evde fiziksel şiddete maruz kalır ki kalanında kadınlar da var bugün bile ama o algı, işte kadın evde oturur, eşi gelir onu döver, dışarı çıkamaz, okuma yazma bilmez falan. Bunların olduğu toplumlar var, evet, bizde de yoktur belki şey açısından, yani kadınlar okula gidebilir, iş hayatına katılabilir ama yine de bu ciddi anlamda eşitsizlik problemleri yaşamadığımız anlamına gelmez. Bu noktada öncelikle şiddet kavramını nasıl algıladığımızla alakalı bir sorun var. Yani şiddet aslında tamamen fiziksel olarak gerçekleştirilen bir şey değildir aslında. Şiddetin farklı türleri vardır. Bunlardan işte ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve cinsel şiddet olarak ayırabiliriz bunu. Birleşmiş Milletler hatta şiddeti şöyle tanımlar. İster kamusal, ister özel yaşamda meydana gelsin. Kadınları fiziksel, cinsel veya psikolojik acı ve ıstırap veren veya verebilecek olan her tür uygulama ve eylemlere aslında biz şiddet diyoruz. Dolayısıyla potansiyel tehditleri de aslında şiddetin içinde sınıflandırabiliriz. O yüzden senin söylediğine şöyle geleyim. Evet, bir kadın çalışıyor olabilir, işte sosyal hayat içerisinde belli tırnak içerisinde özgürlüklere sahip olabilir. Fakat bu ekonomik şiddet görmediği anlamına gelmez ya da psikolojik şiddet görmediği anlamına gelmez ya da evet ayrımcılık, evet aynen öyle, iş hayatına atılıyorsa. İş hayatında yaşadığı mobbing dediğimiz aslında kadına yönelik ayrımcılıklar söz konusu olabilir. Dolayısıyla bunların her birini aslında sosyal hayatın içerisine ne kadar çok girersen o kadar çok da maruz kalırsın gibi bir şey de söyleyebiliriz belki bir yerde. Çünkü sokakta yürüyorsunuz. Sokakta aynı şekilde şiddete maruz kalabilirsin. Yani bir giyiminden dolayı laf atılıyor olabilir. Giyimin bile olmayabilir. Yani bu bir sebebi olmasa da da gerek yok aslında. Evet. Bir yani o aslında giyiminden dolayı dediğimizde biraz erkek egemen bir bakış açısı. Çünkü kendine ait haklı bir alan bulmaya çalışıyor orada. Yani herhangi bir nedenden dolayı sokakta yürürken, gece karanlıkta yürürken bile tehdit altındasın. Veya iş yerinde aynı şekilde tehdit altındasın. Ve sırf bu kadın olduğun için aslında bu erkek egemen yapının, ataerki yapının aslında kadın bedeni üzerinde kendine hak görmesiyle alakalı bir durum. Şey de var sanki bir de özellikle sosyal hayatın içerisinde belli bir kişinin kendine güven seviyesi olması ona bir nevi bir avantaj sağlar, işte hareket, iş başvurusudur. Evet. Arkadaşlık kurmadır birçok alanda, yani bir kendine güven meselesi var, yani bu olmadan çok fazla ileriye gidilemez bazen. Bizim özellikle yani genç çocuk yetiştirme biçimlerimize de baktığımızda sanki erkek daha kendine güvenir şekilde yetiştirilir. Kadın da biraz daha az kendine güvenen. Neden? Çünkü işte
erkeğin kararları daha fazla teşvik edilir. Hı hı. Kız arkadaşı olsun, gitsin kız arkadaşıyla cinsel şekilde özgürlüğünü evet. yaşasın. Ya da dışarıda arkadaşlarıyla geçsin, gece daha geç gelsin. Hı hı. Sanki kız çocuğu olursan ya da kadın olduğun hı. zaman bunlardan daha geride durman gerekir. Biraz daha az yaşaman gerekir. Araba kullanmayı mesela erkek çocuğuysan daha kolay öğretilir. Hmm. Daha kolay öğrenirsin. Kız çocuğuysan bekleyeceksin hmm. falan. Tam da bu dediğin şeyler aslında toplumsal cinsiyet rolleri. Yani bize doğuştan sosyal içinde bulunduğumuz kültürden ve sosyal yapıdan kaynaklı atfedilen rollerdir. İşte kız çocuklarının nasıl giyinmeleri, oturmaları gerektiği öğrenilir. Erkek çocuklarının nasıl oyuncaklar oynamaları gerektiği hemen işte doğar doğmaz eline araba verilir. Ya da eline bir silah verilir. Bu da aynı şekilde militarist devlet bağlamında bağlayabiliriz bunu da. Kız çocuklarına ise işte Barbie bebekler, bebek bakmayı öğrenmesi lazım çünkü. Ya da işte mutfakla alakalı oyuncaklar. Çünkü ileride zaten yemek yapacak. Ama yani yemek yaparak ya da çamaşır ve bulaşık yıkayarak hiçbir şeyin değiştirebiliyor olduğumuz yok ortada ve ortada böyle bir sonuç çıkıyor ve kadınlar tam da aksine eve hapsediliyorlar bu durumlarda. Bir de daha sanki kendine güvenmemesi hı-hı. gereken erkek daha işte paşam yaparsın şimdi gibi. Bunlar tabii bir sosyal olarak yani sosyolojik olarak bu dediğiniz noktalarla hı-hı. beraber sanırım öbür tarafta da genel mekanizmalarımızın durumuna biraz da bakmamız lazım. Yani evet sosyolojik olarak zaten oldukça muhafazakar, erkek egemen ve işte ataerkinin görünür olduğu, militarist anlayışın güçlü olduğu bir yerde yaşıyoruz. Hı hı. Burada aynen. sanırım artık herkes de bunun farkındadır. Özellikle Feminist Atölye'nin bu konuda uzun zamandır yaptığı zaten kampanyalar hı hı. vardı. En azından buna farkındalık getirmek için. Bunun yanında toplumsal cinsiyet eşitliği platformu da bununla ilgili önemli bir dönüm evet. noktası olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bunun sosyolojik olarak var olan koşulları iyileştirmeye dönük hı hı. mekanizmalara da ihtiyacımız kesinlikle. Var. Devletlerin genelde burada hem yasal anlamda hem de kurumsal anlamda evet. destek sağlayabileceği ve sorumlulukları olan şeyler var. Geçtiğimiz zamanlarda zaten bununla ilgili bir yasa geçmişti. Ardından da bir daire kurulacağı söylenmişti. Sevgili Doğuş Derya hatta bu bununla ilgili programımıza da katılmıştı hı hı. geçen yıl ve oldukça da derin bir biçimde bize evet. konuyu ele almıştı. Ancak şimdi bu noktada, geldiğimiz noktada yine iki soruyla geleyim ben. Bir, durumumuz nedir? Bununla ilgili hı hı. olarak takip yapılıyor mu? İkincisi, hali hazırda geçmiş olan yasanın yeterli olduğunu düşünüyor musun? Şuradan başlayayım ben söze. Aslında bahsettiğin noktada yani yasa yapıcı ve önleyici, koruyucu önlemlerin de alınması gerekir. 25 Kasım 2011 tarihinde kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesine dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından imzalanmış ve kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu noktada aslında hani sorumluluğu kabul etmiş olmasına rağmen koruyucu, önleyici ve yasa yapıcı mekanizmalarını birebir işletmesi, bugün 2015 yılındayız, 4 senedir. Hala daha askıda ya da yeterli bütçemiz yok gibi hani birinci derecede önemli bir noktada görünmedi bugüne kadar. Sonrasına bağlayacak olursak toplumsal cinsiyet eşitliği dairesiyle ilgili gelişme durumun ne olduğuna dair son biz 25 Kasım çağrı yaptınız bununla. Evet 25 Kasım'daki basın açıklamamızda Sayın Bakan Asım Akan Soy'a da yani sorular dizisi sorduk toplumsal cinsiyet eşitliği dairesi ve sığınma evinin durumuyla ilgili. Bakan bunların çok yakın zamanda hayata geçirileceğini, her şeyin hazır olduğunu ve yani yeterli bütçenin ayrıldığına dair bize söz verdi ve birebir bunun takipçisi olacağına dair de bildirdi kendileri. Şöyle ki yani 2011'den 15'e kadar 4 yıldır böyle bir askıda olan bir süreç var. Şu an artık sonuna gelmiş gibi görünüyoruz aslında. Hani daha takipçisi olacağız tabii ki. Bir söz vermenin kesin olacağı hı-hı. anlamına geliyor. Yasal anlamda zaten evet. hazır. Yani evet, yasası geçti, organizasyon bütçesi. Şeması vesaire bütçesi, her şey var. Her şey hazır. Hı-hı. Çok yakın zamanda hayata İrade geçeceğine dair. Yani buna dair bir geri dönüş oldu bize. Dolayısıyla tam kesin tarih bilmemekle birlikte kendim şahsım adına.
olacağına dair bir bilgim var. Umarım olur. Bizim evet. Derinle kapısı da var mesela. O da. Yani genel olarak evet, tarihli de tarihsiz de olsa genel olarak çeşitli bahaneler her zaman sürdürülebilir. Sanırım bu açıdan savunuculuğun devamlılığı. Kesinlikle. Çok önemli bir noktada. Toplumsal cinsiyet eşitliği dairesinin şöyle önemi de var. Bahsettiğim 2011'deki İstanbul Sözleşmesi dediğimiz kadına karşı her türlü ayrımcılığa dair sözleşmede gerekli mekanizmaların ve koruyucu önlemlerin geliştirilmesi veya eşitlik alanında mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında mücadelenin verilmesi veya kadına yönelik şiddete dair bilgi toplamaya yönelik de görevleri olacak. Bir de şiddet dairenin görenleri koruma amaçlı. Evet, buna paralel olarak sığınma evinin de hayata geçirilmesi ve şiddet görenleri dair bir koruma mekanizmasının da yaptırılması. Fakat çok önemli bir şey vardır. Bu kadına yönelik şiddete dair elimizde devletin yaptığı herhangi bir araştırma veya herhangi bir anket sonucu yok. Kendi kişisel özel çabalarıyla yapılmış bazı sivil toplum örgütlerinin veya bazı kişilerin yaptıkları anketler var. Bunlardan işte en son elimizde 2005 yılında olan bir anket vardı, 2007 yılında olan bir anket vardı. Sonra 2011 yılında olan bir anket vardı ve son olarak Kaya'nın yaptığı bir anketin sonuçları. Evet. Genelde aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete yönelik anketler. Evet, sonuçlardan da birazdan bahsedeceğim ama konuyu da dağıtmadan sığınma evini de. Yani şey için aslında bahsetmek iyi olabilir. Yani birisi şey diyebilir, ne gerek var sığınma evine ya da ne gerek var toplumsal cinsiyet eşitliği dairesine. Bu bahsettiğimiz sebeplerden dolayı sosyolojik olarak gerektirir. Bir de belki direkt şey diye konuşursak ne kadar şiddet var toplumda o açıdan. O açıdan da önemli olabilir. Ben en son yapılan anketin sonuçlarını vereyim size. Kayad'ın önderliğinde yapılmış bir anketti bu. Bu ankete göre 1000 katılımcı kadın arasında yapılmış bir ankettir bu ve daha çok aile içindeki şiddeti ölçmeye yönelik bir anketti. İyi bir rakam. Evet. Bu anket sonucunda %33.7'si yani ortalama her 3 kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü aile içerisinde fiziksel şiddet gördüğüne dair bir sonuca ulaşıyoruz. Ve aynı zamanda katılımcılara yöneltilen arkadaşınız veya komşunuzun şiddet gördüğüne dair hiç böyle bir konuştunuz mu ya da böyle bir şey duydunuz mu gibi bir soruya %99'u yani neredeyse tüm katılımcılar aslında böyle bir konuşmanın gerçekleştiğini, fiziksel bir şiddetin varlığının, en az birinin olduğu. Bu da şeye en iyi cevap herhalde. Gerek var mı kadın hareketine ya da gerek var kesinlikle mı daireye vesaire. Yani her üç kadında biri de aslında var. Çok büyük bir rakam. Bu zaten dünyadaki rakamlarla da tutuyor. Dünyada da %33 ya da %35 arasında bir fiziksel, yani dünyadaki her bu üç kadından birinin. Evet, bu fiziksel şiddetten bahsediyoruz. Biri. Aynen öyle. Yaşamı boyunca bir kere fiziksel şiddete maruz kalmış olmaktan bahsediyoruz bu ankette. Bu rakamlar aynı zamanda dünya genelindeki rakamlara da tutarlılık göstermektedir. Diğer yandan her 4 kadından biri aslında eşi tarafından başkaları önünde aşağılanıyor. Yani psikolojik şiddet dediğimiz şiddete maruz kalıyor. Bu da çok büyük bir rakam. Ve her 3 kadından biri de %31'e yakın bir oranı da eşine dair bir korku besliyor içerisinde. Bu da aslında çok çarpıcı bir rakam. Yani fiziksel şiddet görmemiş olsa bile potansiyel bunun, olarak evet, şiddet korkusunu yaşıyor. Bu da her üç kadında biri bu korkuyla yaşıyor demektir bugünümüzde. Diğer yandan her 10 kadında birinin eğitimini devam ettirmesine yönelik bir engelle karşılaştığı katılımcılar arasında böyle bir sonuç çıkıyor. Ve her 4 kadından birinin de aslında hamileliğini sonlandırılmasına izin verilmediğine dair bir sonuç çıkıyor anketin geneline bakacak olursak. Aslında bu eğitimine devam etmeme ve kürtajda kadının direkt bedenine dair olan aslında erkeğin ne kadar egemen olduğu ve kendi bedeninde erkeğin söz sahibi olduğuna dair bir sonuç çıkıyor burada da. Bu da çok büyük bir rakam bence, çok çarpıcı bir rakam. Tabii bunlar sanırım özellikle kürtaj ve eğitim konuları son derece önemli. Aynen. Her ne kadar da Kıbrıs'ta çok muhafazakar bir pozisyon olmadığını düşünsek de sanırım 4 kadından biri dedi. 4 kadından birinin kürtajı. Bu aşağı yukarı nüfusun da %25'inin aslında daha dünyaya gelmeden aslında bir sorunun içerisine dahil olma ihtimalinde. Kesinlikle. Gösteriyor. Çünkü
bildiğiniz gibi çocukların, yani çocuğun gözünden baktığınızda dahil olacağınız aile aslında size en iyi konforu sağlama ihtimalinin daha düşük olduğunu gösterir. Evet. Çünkü annenin ya da ebeveynlerin birinin rızasının %100 olmadan dünyaya gelmişsinizdir. Tabii ve ki. Bu evet. aslında diğer insan haklarına da bir yansımaları olur. Yani çocuğun kendi haklarına sosyal açıdan da ileriye dönük aslında daha fazla travmatik durumlarında devamlılığını evet. belki de gösterir. O açıdan benim için son derece çarpıcıydı. Aynen. Özel olarak da yani kadın bedenini aslında bir erkek egemen yapı olarak bir evet. eşinin veya babasının ne kadar da söz sahibi olabileceği ve kadının kendi bedenine dair karar almalarda bile çok evet. geride kaldığını ve çok sıkıntı evet. yaşadığını görüyoruz burada. Birazcık devam edecek olursam anket sonuçlarında. %10 kadının cinsel şiddete maruz kaldığını görüyoruz. %10. Evet, %10 kadın istem dışı herhangi bir cinsel taciz veya söz veya istemediği cinsel bir pozisyona zorlanma veya istemediği zaman da cinsel ilişkiye girme, zorlama gibi durumlarda %10 olarak önümüze çıkıyor bu. Bir de az önce Mustafa'nın hani söyleyip bahsettiği bir konu vardı. Kadınların aslında çalışıyor oldukları ve sosyal hayata ne kadar da girmiş oldukları ile alakalı. Buna sana cevaben olacak bu da sanırım. Her üç çalışan evli, her üç kadından birinin maaşı kocası tarafından takip ediliyor. Dolayısıyla ne demek bu tam olarak? Açacak olursak birazcık aslında her üç kadından biri kendi maaşı üzerinde söz sahibi değil. Ha, tamam. Kendi kazandığı ekonomik para üzerinde evet, erkek ekonomik bağımsızlığı. Yani çalışmasına rağmen ekonomik bağımsızlığa sahip olmaması. Ki bir de bir sürü kadının da çalışmadığını ve ev kadın olduğunu. Çünkü şeyi varsa yani. Bunun oranı da dörtte bir çalışmayıp ev kadını olup da evin bütçesine dair hiçbir söz sahibi olamayan kadınların oranı da dörtte bir, %28-25 gibi bir oranlar aslında. Bu da yani çok çarpıcı bir gerçek. Çünkü bir kadın çalışıyor olsa da çalışmıyor olsa da aslında aile içerisinde dahi ekonomik karar alma sahibi. Mekanizmalarında söz sahibi olmadığını gösteriyor. Bu ailede zaten toplumun ve devletin çekirdek bir yapısı olarak bunu bir örneklem olarak alabiliriz. Dolayısıyla her dört kadından biri ya da her üç kadından biri karar alma mekanizmalarında ne kadar da aslında söz sahibi olmadığını ve burada hak kendinde hak dahi görmediğini sonucunu çıkarabiliriz. O yüzden yani kadına yönelik şiddetin evet ciddi genel olarak çok gerçekten. Ciddi sonuçlarından bahsedebiliriz. Bence çok iyi bir noktada durabiliriz. Hazır buraya gelmişken Mustafa son söyleyeceğin bir şey varsa söyle yoksa... Yani... Sonsuza kadar sus. İyi bir program oldu. Teşekkür ederek mesela. Ben teşekkür ederim. Daha anlatacak o kadar çok şeyim vardı ki. Belki bir program daha yaparak gerekirse. Kadına yönelik şiddet gerçekten çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Fakat kadına yönelik şiddet gerçekten çok ciddi bir mesele aslında. Evet. Ve her ne kadar bizim ülkemizde olmaz veya işte daha çok Türkiye kökenli insanlarda olur gibi etnik ayrımcılıklar çerçevesinde geliştiriyor olsak da bu söylemi işte Kıbrıs Türk halkı olarak. Bunun aslında ne kadar da bu efsaneleşmiş söylemlerin gerçek olmadığını ve hepimizin aslında şiddete hayatımızın bir döneminde maruz kaldığımız gibi bir gerçek yüze vuruyor. Dolayısıyla burada hem karar alma mekanizmalarında kadınların katılımı hem de diğer alanlarda kadınların katılımının çok önemli olduğunu burada devlete ve kadınlara ve diğer sivil toplum örgütlerine de çok büyük bir pay düşüyor aslında. Toplumsal cinsiyet eşitliği platformu da burada bu noktada önemli toplumsal diyor, cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların her alandaki görünmezliğini sonlandırmak adına çok önemli bir rol üstlendiğini de söyleyerek ben de son sözlerimi toparlamış olabilirim. Tamam, çok iyi oldu bunları söylemen. En azından benim söylemem gereken çok bir şey kalmadı. Önce teşekkür ederim. Gerçekten kadına yönelik şiddet ve genel anlamda kadının toplumdaki görünürlüğünün tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu hem rakamlarla hem de karşımıza çıkan olaylarla görüyoruz. O açıdan bu konunun gerçekten önemli olduğunu, burada da toplumsal cinsiyet eşitliği platformuna çok büyük iş düştüğünü ama aynı zamanda o platformun içinde olan ya da olmayan bütün örgütlerin de bu konuda ayrıca hassasiyetler göstermesi gerektiğini yeniden vurgulayalım. Çok kısa da bir duyuru yapalım.
Utopya projesi dahilinde söylememiz gereken bir duyurumuz vardı. Bildiğiniz gibi insan hakları mağduriyeti yaşayanlara yönelik sürdürülebilir çözümler sunmak adına Utopya projesi kapsamında sosyal girişimcilik hibeleri vermeye başladık. Hibe programımız 23 Aralık tarihine kadar devam edecek. Çeşitli bilgileri buradan vermeye gerek yok. Hepsi internette erişilebilir durumdadır. Utopya.org sayfasına yahut da sosyal medyada MAGEM'in sayfasına yahut da Utopya'nın sayfasına erişirseniz bu bilgilere ulaşabileceksiniz. Başvurular herkese açık olduğunu belirtelim. Ve MAGEM ve Youth Power ortaklığında gerçekleştirdiğimiz Utopya projesinin bir parçası olan Alternatif İnsan Programı'nın sonuna gelelim. Bizi izlediği için teşekkür ederiz. Teşekkürler.